Merhaba Şifdelikli izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda Toshiba Satellite U920T ile karşınızdayız. Bu cihazın en önemli özelliklerinden bir tanesi 12.5 inçlik ekranıyla beraber sizlere hem tablet hem de Ultrabook deneyimini bir arada sunuyor olması. Intel'in Ultrabook Convertible, yani ikisi bir arada Ultrabook konseptine uygun olarak tasarlanan ürün, özellikle IF 2013 ödülüyle en iyi tasarım ödüllerinden birine layık görülmüş durumda. Ürünün en büyük özelliklerinden bir tanesi özellikle kızaklı yapısının oldukça sert ve kaliteli bir şekilde işliyor olması. Bu tip ürünlerde özellikle bir süre kullandıktan sonra kızak yapısında gevşemeler ve ekran kısmında sallanmalar ortaya çıkıyor. İncelediğimiz ürünü yaklaşık 1-1,5 haftadır kullanıyoruz. Böyle bir sorunla karşılaşmadığımızı belirtmek istiyorum. Özellikle kızak yapısı gayet güçlü bir şekilde tasarlanmış. İlk açılışta biraz sert olduğunu hissediyorsunuz ama bu sertlik zamanla biraz daha gevşeyecek. Ama laçkalaşma gibi gevşeme değil, sadece geriye çektiğiniz zaman biraz daha rahatlama olacak. Ama herhangi bir şekilde ekranın çok oynayan bir tasarımla gelmediğini söyleyelim. Özellikle bu cihazın bazı rakiplerindeki o yaşanan ürünü tuttuğunuz zaman sarstığınızdaki o ekran tıkırdama ve oynama gibi sorunlar bu üründe bulunmuyor. Ayrıca diğer bu tip kızaklı yapıda ürünlerin touchpad'li olmadığını görürüz. Trackpad gibi çözümle sadece klavye ile gelen bir model var. Bu üründe yine bir bilgisayar kullanımında olduğu gibi touchpad ve yekpare şekilde gelen touchpad'in iki tane de tuşu bulunduğunu söyleyelim. Ayrıca gelen touchpad'in dokunmatik desteği de bulunuyor. Çoklu dokunmatik desteği ile beraber rahat bir kullanıma sahipsiniz. 12.5 inçlik ekran 1366x768 piksel çözünürlüğüne sahip. Yani HD diyebileceğimiz bu çözünürlükteki ekran çoklu dokunmatik desteğine de sahip. Ayrıca Corning Gorilla Glass kaplamayla ekran korunuyor. Bu şekilde çizilmelere karşı da daha büyük bir güvenlik sağlıyor. Ürünün ön yüzünde 1 megapiksellik kamera kullanılıyor. Ayrıca arka kısımda da 3 megapiksellik bir kamera kullanılıyor. Bu sayede hem arka taraftaki fotoğrafları hem de sizin görüntülü görüşmede fotoğraf performansınız ortalama seviyede. Kameralarda herhangi bir aydınlatıcının da kullanılmadığını söyleyeyim. Yani led flash kullanılmıyor. Ürünün biraz teknik özelliklerine bakalım. Bizlere neler sunuyormuş. Intel'in zaten ultrabooklarda görmeye alıştığımız işlemcisi olan Core i5-3317U işlemcisini kullanıldığını görüyoruz. Zaten sondaki U takısı ultrabooklar için çıkarıldığını gösteriyor. Bu işlemci 1.7 GHz hızında çalışıyor. Turbo Boost ile hızını 2.6'ya kadar çıkartabiliyor. 17 Watt sadece güç tüketimine sahip olan bu işlemcinin içerisinde ayrıca Intel'in dahili grafik işlemcisi HD Graphics 4000 kullanılıyor. Üründe diğer bir özelliklerden bir tanesi 4 GB'lık DDR3 beleği. Ayrıca 128 GB'lık bir SSD kullanım var. Ayrıca tabii yurt dışında 256 GB SSD seçenekleri de bulunuyor. RAM'i de 8 GB'a kadar opsiyonel olarak değiştirebiliyorsunuz. Ülkemizde de maksimum genişleme imkanı olarak 8 GB olduğu belirtiliyor. Ama bizim incelediğimiz üründe 4 GB'lık bir RAM kullanılmış. Bunu da belirtelim. SSD özellikle performansıyla dikkat çeken bir birim olmuş. Diğer SSD'lere göre biraz daha performanslı çalışıyor. Ürünün bataryası yaklaşık 6 saatlik bir performansa sahip. Bizim yaptığımız testlere göre de ortalama 4 saat bir batarya performansı sunduğunu söyleyelim. Ürünün hazır teknik özelliklerinden bahsetmişken biraz performans testlerine geçelim. Bakalım ultrabooklara göre bu cihaz neler yapıyor. İlk testimiz her zamanki gibi HD Tun. HD Tun'da ortalama 312.7 MB'lık bir dosya aktarım hızına sahip olan ürün. Şu ana kadar incelediğimiz en iyi hard disk skoruna sahip, daha önceki ultrabookların içerisinde de en iyi performansa sahip SSD diyebilirim. HD Tun'da gecikmede de ise 0.1 milisaniyelik bir değer var. Bu da oldukça iyi bir rakam. 3D Mark Vantage testinde performansta 2711 puan alıyor. Bu da Core i5'li bir cihaz için iyi bir skor olduğunu söyleyelim. Cinebench R11.5'te 64 bitte yaptığımız testlerde 2.14'lük bir skor alıyoruz. Bu da özellikle işlemcisine göre idare eder, yani verimli bir skor. Street Fighter'da test aldık. 1366x768 pikselde orta full detaylarda anti-aliasing olmadan 29.7, yani 30 FPS'lik bir değer alıyoruz. Resident Evil 5'te ise yine aynı çözünürlükte DirectX 10'da aldığımız testlerde 21.07 FPS aldığını söyleyelim. Burada özellikle SSD'nin başarısı sayesinde performans biraz daha yaklaşık bir 2-3 FPS daha iyi emsallerine göre diyebilirim.
Evet, testlerde görmüş olduğumuz gibi özellikle SSD'sinin çok başarılı olduğunu ve yüksek hızlara çıktığını söyleyelim. Normal masa üstünde kullandığınız SSD'lerin de yaklaşık ortalama bu hızlarda olduğunu söyleyelim. Yani dosya aktarım hızları olsun, sizin günlük yapacağınız tüm işlerde çok başarılı bir performans olduğunu söyleyelim. Ultrabook'lardan bir eksiği yok. Performans olarak özellikle SSD hızı açısından fazlası var. Ürün performans olarak başarılı. Biraz da dış görünüşüne bakalım. Testimizi, incelememizi öyle devam ettirelim. Ürünün özellikle ağırlığı 1.4 ile 1.50 kilo arasında değişiyor donanımına, opsiyonlarına göre. İncelediğimiz ürünün inceliği de 19.9, yani 2 santimlik bir kalınlığı bulunuyor. Direkt ekranı kapattığınız zaman bu kalınlık gerçekleşiyor. Çok ince bir ürün değil ama kalın da değil. Özellikle tuttuğunuz zaman kalitesini hissedebiliyorsunuz. Dikkatleri direkt çeken durum elinize ilk aldığınızda malzeme kalitesi. Ürünün arka tarafları ve açtığınız zaman klavyeye kolunuzu ya da elinizi dayayacağınız kısımları eli yumuşaklık hissi veren tırtıklı bir malzemeden yapılmış. Bu da ürünün kalite hissini oldukça arttırıyor. Özellikle kullanımda kaymamasını da sağlayabiliyor. Bunu da kullanıcılarımıza aktaralım. Klavyeden de biraz bahsetmek istiyorum. Klavye özellikle alttan aydınlatmalı bir klavye. Karanlık ortamlarda kullanım seviyesini ciddi anlamda arttırabiliyor bu arka aydınlatmalı klavyeler. Ayrıca tuş tasarımı, tuşların yumuşaklığı ve yazım kalitesi de son derece başarılı. Yani özellikle gazeteciler, yazıyı çok sık yazan editörler bu ürünle beraber çok iyi bir klavye ile yazma hızına erişebilecekler. Ürünün klavyesi incelediğim son zamanlarda en başarılı klavyelerden bir tanesi olarak görüyorum. Ürünün giriş çıkış portlarına bakalım. Sol kısmında özellikle 3 tane buton görüyoruz. Bu butonlardan ikisi bitişik olarak geliyor. Ses kısmı açma butonu, güç butonu ve kilidi kapama butonu bunlar. Tabii üründe sensörler var. Bir tablet olarak da kullanabildiğiniz için bu ekranın dönmesini engellemek için ekran kilidi butonuna basmanız yeterli olacak. Sol tarafta bulunuyor bu tuşlar. Ayrıca sol tarafta bir tane de USB 3 portu bulunuyor. Alt kısmına baktığımızda herhangi bir giriş çıkış portu yok. Notebooklardaki gibi LED bildirimleri bulunuyor. Cihazın sağ kısmına bakacak olduğumuzda bir tane kapak görüyoruz. Bu kapağın içine SD kart takabiliyorsunuz. Tabii kontrolcüyle geniş SD kart takabiliyorsunuz. Dördü bir arada bellek okuyucu. 3.5 mm'lik jack girişi. Kapağı kapatalım. Özellikle kapağı kapattığımız zaman yine yumuşak malzeme gibi kaplama sayesinde çok yumuşak bir şekilde kapatıyorsunuz. Herhangi bir ses çıkmıyor. Bu da ürünün kalitesini arttırıyor. Arka tarafta ise güç girişiyle bir tane USB 3.0 ve HDMI çıkışı bulunuyor. Yani HDMI'den Full HD çözünürlüğünde görüntü aktarabildiğiniz gibi ürünü aynı anda iki tane USB cihaz bağlayabiliyorsunuz. Bu iki tane USB de 3.0 desteğine sahip. Üründe arka kısımda fan ızgaraları konulmuş. Özellikle çok yüksek uygulama çalıştırdığınızda biraz sıcak havayı üstten hissedebiliyorsunuz. Tabii Core i5'li bir işlemci olduğu için tablette fan olur mu diye düşünmeyin. Oluyor. Normal bir ultrabooklarda nasıl fan varsa bu da bir ultrabook. Sadece tabletleştirilmiş bir ultrabook. Kısacası ürün gayet başarılı. Hem malzeme kalitesiyle olsun hem de kullanılabilirliğiyle olsun. Hafif bir cihaz. Son olarak bu arka mekanizmasından bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arka kısımdaki mekanizma, kızak yapısı son derece başarılı. Herhangi bir oynama, şöyle tam tutayım, herhangi bir oynama, sallanma yapmıyor. Son derece başarılı bir şekilde kullanıcılarına deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Üründe Windows 8 işletim sistemi kullanılıyor. Dokunmatik ekranlı bir cihazda Windows 8 işletim sistemi başarılı bir deneyim sunuyor. Tamam, Windows 8 bazı alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Özellikle dokunmatik ara birimi olmayan cihazlarda pek olumlu etkileşim uyandırmasa da dokunmatik ekranlı cihazlarda kullanımı çok rahat bir işletim sistemi. O yüzden ben açıkçası iş yerinde bilgisayar kullanayım, normal hayatımda tablet kullanayım, hepsi bir arada olsun, bana tüm bilgilerim aynı yerde kalsın diyorsanız bu tip bir cihazı değerlendirme listenize alabilirsiniz. Sizi farklı cihazlardan kurtarıyor. Intel'in de dediği gibi ikisi bir arada cihaza dönüşmüş oluyor. Bir başka incelemizde görüşmek üzere, hoşçakalın.